Merhaba, bu videomuzda ALSI3 içerisinde değişkenlerin kullanımını inceleyeceğiz. ActionScript 3 içerisinde bir önceki versiyona göre önemli değişikliklerden birinin de değişkenlerin tanımlanması olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişiklikleri ve değişkenlerin kullanımını inceleyebilmek için öncelikli olarak file'dan new diyerek bir flash dokümanı oluşturalım ve bu flash dokümanını action script test adıyla kaydedelim. Bu çalışma için kullanacağımız doküman sınıfının adını da yine action script test olarak belirleyelim ve aynı isimli ActionScript dosyamızı oluşturalım. Aynı klasörün içine yine doküman sınıfıyla aynı isimde olan ActionScript dosyamı bu şekilde kaydetmiş oluyorum. Şimdi öncelikle bir paket oluşturalım. Bu paketin içerisinde kullanacağım sınıflardan biri olan Movie Clip sınıfını çağıralım. Öncelikle kullanacağım sınıfı import edeyim. Ve daha sonra da bir sınıf yaratarak ki bu sınıf kendi oluşturduğum bir sınıf olacak. Movie Clip sınıfının özelliklerinden faydalanmasını sağlayayım. Buradaki bölümde paketin içerisindeki ana sınıf yapımın altında bir fonksiyon oluşturuyorum. Ki bu fonksiyon da yine doküman sınıfımla aynı ismi taşıyacak. Ve yapacağım çalışmaları tetikleyecek olan sınıfın ismini de fonksiyon ismini de buraya ekliyorum. Ve yine sınıfın içine yani ActionScript test sınıfının içine bir özel fonksiyon tanımlayarak kodlarımı bu özel fonksiyonun içine yazıyorum. İlk komutum olan deneme çalışması için action script test metnini gireyim ve hem auto format diyerek hem de genel olarak özelliklerini yani bir yazım hatası var mı yok mu bunu kontrol etmek için check syntax butonuna da tıklıyorum. Aslında auto format dediğimiz zaman da herhangi bir hata varsa, herhangi bir yazım hatası varsa bununla ilgili bir uyarıda bulunuyor Flash. Şimdi dokümanımı kaydettikten sonra Ctrl Enter veya Ctrl'den Test Movie dediğim zaman output penceresinde çalıştır isimli fonksiyonumun içinde yer alan kod gözlemlenebilir hale geliyor. Bu demektir ki artık çalışmalarımı, değişkenlerle ilgili çalışmalarımı bu bölüm içerisinden FLA dosyasına ekstra bir kod yazmaya gerek kalmadan rahatlıkla yapabilirim. Şimdi öncelikli olarak daha rahat gözlemleyebilmek amacıyla isterseniz bu bölümü test kodlarımızın yer alacağı bölüm olarak
belirleyelim. Bu belki bize daha rahat bir şekilde bu çalışma şansını ve üstteki sınıf tanımlamaları ve fonksiyon tanımlamalarından birazcık ortamın karışmasını engellememizi sağlar. Bu bölüm arasına deneme ile ilgili kodlarımızı, test kodlarımızı yazabiliriz. Öncelikle bir değişken tanımlayalım. Bu değişkeni tanımlayabilmek için var, yani variable kısmıyla başlamamız gerekiyor. Var dedikten sonra değişkenimizin adını oluşturuyoruz. Değişken adının belirlenmesi çok çok önemli aslında. Burada hem bir takım farklı stiller kullanılabilir, kendinize ait bir takım isimlendirme çalışmaları olabilir ama bundan önce belirli kısıtlamaların olduğunda söyleyebiliriz. Bu kısıtlamalardan bir tanesi değişkenin herhangi bir rakamla başlayamayacağı. Yani siz 10 benim değişkenim deme şansınız yok ya da 5 benim deme değişkenim deme şansınız yok. Bu açıdan değişkenler muhakkak bir alfa karakterle başlaması gerekecek. Yani bir metin karakteriyle başlaması gerekecek. Buradaki kısım içerisinde bizim metin girişini yapacağımız bir değişken adı olarak benim değişkenim olabilir. Buradaki yöntemler farklı şekillerde olabilir. Siz benim alt tire değişkenim diyebilirsiniz. Ya da B ve D'nin baş harflerini büyük yazabilirsiniz ve hepsini küçük yazabilirsiniz ama burada aslında geliştiriciler tarafından kullanılan belirli standartlar var ve alışkanlık haline gelmiş belirli yapılar var. Bunlardan bir tanesi camel case, yani deve notasyonunda diyebiliriz. Burada birinci kümenin ilk harfi küçük, daha sonraki kelimelerin birinci harfleri büyük şeklinde daha rahat bir okunmayı sağlayacak yapı. Ben de bu deve notasyonunu kullanacağım bu örnek çalışmalarda. Bununla birlikte sınıf tanımlamalarında tüm kelimelerin ilk harflerinin büyük olduğunu görüyoruz. Yine bu herkesin kendine kalmış bir yöntem. Bu şekilde bir kural değil ama bu şekilde yaptığınız zaman kodu daha rahat okuyabilmek ve farklı kodlarla daha rahat bir şekilde çalışabilmek de mümkün hale gelebilir. Kendiniz için bir standart stil tanımlamış olabilirsiniz. Burada var benim değişkenim dedikten sonra iki nokta üst üste diyerek bu değişkenin özelliklerini, bu değişkenin tipini bir anlamda tanımlıyoruz ve ben bunun bir string, yani bir metin katarı olduğunu belirtiyorum. Daha sonra buna bir değer atıyorum. Bu değer atama işlemi daha sonra da yapılabilir. Şu an için AS3 test diyelim ve çalışmalarımızı kaydettikten sonra Ctrl Enter'la yayınlayalım. Buradaki bölüm içerisinde henüz çalışmalarımı yaptım ama sadece bu değişkene atama işlemini gerçekleştirdim. Henüz trace komutuyla veya farklı bir komutla output penceresinden veya program içerisinde herhangi bir metin kutusundan bunu gözlemleme şansına sahip olmadım. Bu durumda yapacağınız herhangi bir hatada bir uyarı mesajı da gelecektir. İsterseniz bunu da gözlemleyelim. Örneğin var benim değişkenim diyerek bir değişken tanımlamak istediniz ve buna bir değer atadınız. Ve bu değişken tanımlama aşamasında herhangi bir o değişkenin özelliğiyle ilgili bir tanımlama yapmadınız ve benim değişkenim eşittir AS3 test olarak bunu belirlediniz. Buradaki bölümde Ctrl Enter'la bu çalışmanızı test ettiğiniz zaman benim değişkenimin tanımlı olmadığını bize ifade eden bir hata mesajı geliyor. Aslında bu yönteme baktığımız zaman herhangi bir şekilde eğer biz ActionScript 2 kullansaydık bu tanımlama bizim için yeterli olacaktı. Sadece belirli basit kurallara uyarak değişken adımızı belirledikten sonra ona bir değer atadığımız zaman bu yeterli olacaktı ama ActionScript 3 içerisinde bunun yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Tekrar eski yapısına
geri dönelim ve var benim değişkenim string olarak bunu tanımlayalım. Bu aşamadan sonra bu değişkene erişmek istiyoruz. Yani bu değişkenin içerisindeki değeri bir anlamda gözlemleyebilmek istiyoruz. Bu aşamada trace diyerek benim değişkenim adlı değişkeni bir şekilde output penceresinde bunun sonucunu görmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir problemden bahsedeyim. Aslında bir problem değil ama belki alışkanlıklarla ilgili bir durum sizi sıkıntıya sokabilir. ActionScript dosyamızı eğer kaydetmezsek eski haliyle program tarafından yorumlanacak ve ona göre işlem görecektir. Bu açıdan daha önceki çalışmalarınızda FLA dosyasını kaydetmeden de Ctrl Enter'a bastığınız zaman son değişiklikleri görebilirdiniz. Ama bu maalesef ActionScript içerisinde yazmış olduğunuz kodlarda mümkün değil. Bu açıdan ActionScript dosyanızda muhakkak kaydedip daha sonra Ctrl Enter'a basmanız veya Ctrl'den Test Move demeniz gerekmekte. Trace ettirdiğimiz zaman görüyoruz ki bu değişkene değişkeni düzgün bir şekilde oluşturmuş ve değişkene istediğimiz değeri atamış bulunmaktayız. Değişkenlerin isimlendirilmesiyle ilgili de bazı bilgileri yeri gelmişken aktarayım. Burada herhangi bir şekilde başına dolar işareti koyarak bu değişkeni tanımlamak mümkün. Bunun hemen arzu ederseniz testini gerçekleştirelim. Herhangi bir problem olmadan output penceresinde sonucu gözlemleyebiliyoruz. Yine başında bir underscore dediğimiz alt tire karakteriyle bu çalışmayı oluşturmak, bu değişkeni oluşturmak mümkün. Ancak eğer farklı bir noktalama işareti kullanırsak ve bu noktalama işaretiyle tanımlamamızı gerçekleştirirsek bir takım hatalar vereceğini rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Yine herhangi bir değişkenin bir rakamla başlayamadığında ifade etmiştik. Yine output penceresinde hem sonucu göremiyoruz hem de hata mesajlarıyla karşılaşıyoruz. Buradaki bölüm içerisinde yine önemli bir çalışma. Bunun unique olması, yani eşsiz olması gerektiği. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Bu isimlendirmelerde hem bu çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için, yani uzun soluklu kod çalışmalarında rahat edilebilmesi için, hem de hatalardan kaçınmak için değişken isimlerinin muhakkak tekil olması gerekiyor, eşsiz olması gerekiyor, benzersiz olması gerekiyor. Şimdi değişken tiplerinden, yani daha doğrusu veri tiplerinden bahsedelim. Değişkenlerin alabilecekleri veri tiplerinden birazcık bahsedelim. Buradaki veri tipleri içerisinde aslında temelde 5 farklı veri tipinin olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu veri tipleriyle ilgili örneklerimizi şimdi gözlemleyelim. Öncelikle var deyip metin diye oluşturalım ve bunu string olarak belirleyelim. Bu metin tipiyle ilgili şöyle bir belki de comment ekleyebiliriz, şöyle bir yorum ekleyebiliriz. Bu hem alfa karakterleri, yani bir takım metin yapılarını, hem de nümerik karakterleri beraber tutabilir. Ve bu tutma işlemi esnasında çift tırnak içerisinde bu değerlerin atanması söz konusu olabilir. Bir diğer özellik Boolean değişkenleri. Burada da belki George Bool'u anabiliriz ve buradaki değişken olarak da Boolean olarak bunu belirtebiliriz.
Buradan alabileceği değerler true ve false olarak belirlenebilir. Yani herhangi bir çalışma yaptığımız zaman true ve false değerlerini veya buna belki 1 ve 0 olarak da ifade edebiliriz. Bunların atanması boolean değişkeni yardımıyla olabilir. Bir farklı değişken tipi ise, daha doğrusu veri tipi ise tam sayılar. Burada tam sayı olarak integer değişken tipini belirleyebiliriz ve bunlarla ilgili olarak da herhangi bir pozitif ya da negatif tam sayıları verebiliriz. Yani bunlar 10, 12, 18 gibi rakamlar olabildiği gibi bir takım eksi değerlere sahip tam sayı değerleri de olabilir. Yine aslında bir farklı yaklaşım olarak uint, yani sadece pozitif olan tam sayıları da burada görebiliyoruz. Bunu da pozitif olarak belki ifade edebiliriz. Burada uint olarak buna geliyor. Belki de değişkenler konusunda bir önceki versiyona göre, ActionScript 2'ye göre önemli değişikliklerden bir tanesi de buydu. Buradaki uint bölümünde ise ne yapabiliyoruz? Sadece pozitif rakamları aldığını görüyoruz. Burada negatif değerleri, negatif rakamları alamadığını bunu söyleyebiliriz uint olarak. Burada bir de farklı ve son tip olarak sayıyı, yani number veri tipini gözlemleyebiliriz. Buradaki yapıda ise hem pozitif ve negatif rakamları alabiliyor. Bununla birlikte küsuratlı, yani ondalıklı rakamları da alabiliyor. Yani mesela 10 eksi 10 alabildiği gibi 10.5 şeklindeki değerleri de alabiliyor. Videomuzun başında bu örnekler üzerinde çalışırken bu oluşturmuş olduğumuz değişkenlere direkt bir değer atamıştık ve daha sonra bu değerlerin tekrardan trace ile görüntülenmesini sağlamıştık. Buradaki bölüm içerisinde de bunlarla ilgili bir basit örnek yapalım arzu ederseniz. Örneğin var sayı number olarak belirtilmiş bir bölüme bir metin değeri atamaya çalışalım ve sonucu gözlemleyelim. Öncelikli olarak buradaki bölüm içerisinde sayı olarak belirlediğimiz değişkenimize bir metin atayalım. Ve bu metin atadıktan sonra da sayı değişkenimizi gözlemleyelim. Burada öncelikle tabii ActionScript dosyamızı kaydetmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz bir önceki çalışma ile ilgili bazı hata mesajlarını hala gösteriyor. Bunu kaydettikten sonra Ctrl Enter'a bastığımız zaman yine hata mesajı olduğunu gözlemleyebildik ve buradaki hatalı bir değer girildiğini ifade etti. Burada biz eğer sayı kısmına bir değer olarak rakam yerleştirirsek, rakam atarsak herhangi bir hata vermeden output bölümünde bize bu değeri gösterecektir. Bu aynı zamanda bize program içerisinde bir takım hataları yapmamamızı da sağlayacaktır. Yapmamamızda da burada bize imkan verecektir.